video çekmeyen birisi olarak hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine Mustafa ile Silbaş'tan yaptık. Ankara'ya gidiyoruz. Ne kadar kaldı Ankara'ya? 3 saat değil mi? 3 saat. 3 saat sonra Ankara'dayız. İşin şakası bir yana, uzun zamandır video çekmediğim için nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. O enerjiyi, o vibe'ı da yakalayamadım henüz. Bir havaalanına geçelim, işlemlerimizi yapalım. Ondan sonra gerisi kolay ya. Şunu çekeyim burada. Havalandayız, geldik. Her ne kadar çekemesek de şu güneşe kendimizi göstererek bir poz alalım. Bana bir destek olmak istiyorsanız bu videoyu baştan sona kadar izleyip arkadaşlarınıza da yollayabilirsiniz. Sizleri çok özledim. Artık yolculuk başlasın. Teyzem aldı. Ankara'ya bir türlü geçemedik. Bu defa geçiyoruz ama söz. Bu defa kapatıyorum. Evet. Dur. Daha o sahneler için erken. Daha ben uçaktan indim. Sonra oteli göstermedim size. Ben buraları çekemedim size. Siz hemen gezmeye kaçıyorsunuz. Dur bir. Biraz daha sohbet edelim. Ondan sonra gezeceğiz. Merak etmeyin. Gezmek için çok zamanımız var. Öncelikle Nazcı abla, sana çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Instagram'da da bahsetmiştim senden. Hikayemde şu an yayına girmiş. Daha görmemişsin ama neyse. Hikayelerimi attım. Ve tekrardan YouTube için kameramı açtım. Otelin içi ayrı bir güzel. Şimdi oraya gideceğiz, gezeceğiz. Orası ayrı bir güzel. Oteldeki kaldığım oda daha da mükemmel. Yani ben çok hoşuma gitti. Tekrardan Nazcı abla çok teşekkür ederim. Tabii ki de bugün serbest zamanımız var. Onun dışında 2 gün bir proje için çalışma yapacağız. Ondan sonra da çıkışımız var. Yani 2 gece kalacağım burada. Şimdi odayı gezmek gerekirse hemen şöyle bir kapıya gidiyorum. Tamam. Evet. Şöyle göstereyim size. Kapıyı açar açmaz buradan kartımızı yerleştiriyoruz, ışıklarımızı açıyoruz. Burası banyo. Daha içeriye girmedim, gireceğim birazdan. Burada çay var, kahve var vesaire vesaire vesaire. Bunlar klasik şeyler. Burada ben varım. Merhaba. Onun dışında en sevdiğim yeşil çanta. Bunu iyi ki de almışım ya. 101'den almıştım bunu. Çok hoşuma gidiyor ama Rümeysacığım, sana da tekrardan merhaba buradan. Burası yatacağım yatak. Şurada güzel tablomuz var. O abla beni akşam korkutacak, onu biliyorum. Burada bir televizyon var. Al Nasr maçını izleyeceğim burada TV8.5'tan. Al Nasr ne? El Nasr. Onun dışında en çok sevdiğim köşe. Birazdan buraya laptopumu koyacağım ve videonun birisini burada editleyeceğim. Hatta bu akşam burada bir bitirirsem video çekmeyi, burada editlemeye başlayacağım. Onun dışında şurada bir oturma köşemiz var. Burada oturuyoruz abi. Çok hoşuma gitti bu otel. Yani Allah nasip eder de tekrardan böyle bir Ankara'ya gelirsem kesinlikle bu otelde kalırım. Öyle ben biraz da bir üzerimi değişeyim. Çok açım. Sabah kahvaltı da yapamadık. Geç uyandım. Mustafa da geç uyandı. Beni işte havalanına falan bırakması falan derken geç kaldık. Ancak çok açım. Yemek yemem lazım ve otelin öğle yemeğini kaçırdık. Akşam yemeğine ancak yetişebiliriz. Akşam yemeğine kadar da akşama kadar otelde kalmayacağız. Ondan dolayı birazdan kaçıyorum dışarıya. Şuraya oturacağım. Bilgisayarımı koyup şurada bir fotoğraf çekeceğim. Ondan sonra bir de şuraya tripod koyarım işte. Televizyon açacağım. Sonra ufaktan da bir kahve yaparım kendime. Maksat bir şey olursun. Story atacağım fotoğrafı. Ondan sonra çantamı yerleştiririm. Sonra dışarıya çıkalım, gezmeye başlayalım. Hadi bunları konuşana kadar yapabilirdik. Hadi yapalım. Dışarıya çıkacağım. Instagram'dan takip edenler de zaten şöyle son bir kez. Umarım hava çok sıcak değildir. 11 derece gözüküyor. Hissedilene de bakayım.
Telefonum nerede? Hey Siri. Cebimde. Kafayı yiyoruz. Atakule AVM. Şu an saat öğlen 1 ve hava 11 derece. Hissedilen 10 dereceymiş. Daha soğuk hissettiriyormuş. Biz şimdi buradan 2-3 saat sonra, hatta 5 saat sonra döneceğimizi hesaplayacak olursak aslında mont almak gerekli. Dostlar şu an Kızılay'dayız ve esnaf lokantası arıyoruz. Aslında ufaktan bir döner kokusu geliyor burnuma. Ancak maydanoz döner. Burayı söylemişler mi diyor. Pardon, burayı Antep'te görmüştüm maydanoz döner diye. Arkadaşımın otobüs tarif etme yöntemi aklıma geldi. Herkesin indiği yerde ineceksin otobüsten diyor. Bu arada otobüse 15 lira verdim. Kartınız yoksa binemiyormuşsunuz. Metrodan kart almanız gerekiyormuş. Aspava'nın karşıma ikinci çıkışı, artık Aspava'ya gireceğim herhalde. Vay döner, İskender. Her yer döner ağırlıklı. Geldiğim cadde şöyle bir yer. Şu anda da geldik zaten Aspava'ya. Vallahi köşede bir yer buldum kendime. Teşekkür ederim. Burada en ünlü ne var ya? Hiç ben bakmayayım buraya. Abi, en çok ne tavsiye edersiniz? Döner mi? Tamam. Şey demişlerdi. Beyran mı demişlerdi ya? Yok, Beyran gerçi burada olmaz da. Bir arkadaşın önerisi üzerine geldim buraya da. Sağ olun. Beyti demiştim. Beytiniz iyi mi yani? Yok abi, Aspava'da. Her şeyi yiyorsun. Her şeyi. Anlıyorum. Şey yok. Tamam, Beyti alalım. Bana Beyti döner bir tanesi. Tamam. Sen hangisini sorman getir bana. Ben de yolda demeyeyim. Sen getirince söyle bana. Şu an Aspava'ya geldim. Personelden birisinden rica ettim. En iyi neyse onu getirin dedim. O da getirecek şimdi. Birazdan yiyeceğiz. Zaten siz görüyorsunuz da abi, sadece mezeleri bile bence yeterli. Ya ben ön yargılı davranıyorum sürekli ama bence öğrenciler de gelebilir ya. Yani gerçekten mezeler falan harika. Hiç masraftan kızmıyorum, aşıktan konuşamıyorum artık. Çok güzel tabii. Adam Afganistanlıymış biraz. Hem yarım İngilizce, yarım Türkçe konuşuyor. Arapça biliyor musun? Arapça yok, Farsça biliyorum. Farsça. Türkçe. Farsça mesela merhaba ne demek Farsça'da? Selam. Aynı Farsça selam. Ha, Farsça'da da aynı, anladım. İyi, güzel. Nasıl, Türkiye'yi beğeniyor musun peki? Tabii ki ikisini aldım buraya. Çok güzel değil mi? Türkiye cennet. İkisini aldım, Türkiye'ye yaşıyorum. Türkiye'de çalışıyorum. Türkiye'de her şey var. İyi valla. Ben şimdi Afganistan'a gitsem ben ararlar mı? Gezmeye gitsem? Abi, yanında bir tane Afgan var. Yoksa sıkıntı diyor. Yok, sıkıntı bir şey yok. Görülüyor. Peki sana bir soru soracağım. 2 yıldır burada mı çalışıyorsun sen? Yok, 2 yıl oldu, Türkiye'ye geldim. He, Türkiye'ye geldim. Burada ne zamandır çalışıyor? Aynen 2 yıl oldu. Hemen geldim başladım. Geldim burada başladım. Öğrenciler peki geliyor mu buraya? Çok geliyor. Bizde haftaya 5 kere, 4 kere grup var. Abi mezeler yeter ya. Harika. Biraz sohbet ettik ama bu video biraz böyle. Gezi videomuz ayrı olacak. Yani mesela geziye geliyorlar. Ankara turuna katılıyorlar. Ankara turunda da yemek molası için burayı tavsiye ediyorlarmış. Şimdi hesap öderken ben size fiyatını söyleyeceğim ve ne kadar harcadığımıza bakacağız. Öğrenci servisini biraz bozmuş olacağım ama çok teşekkür ederim. Tanışıma da memnun oldum. Şimdi yemeği siz görün, ben büyülendim. Şöyle göstereyim size.
Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize. Abi yiyorum yiyorum bitiremiyorum. İnanılmaz derecede artık karnım ağrıyordu. Bitiremiyorum abi. Buraya gelen hatta bu mezeleri bitirebilene ödül bile verirler burada. Ben bitiremedim. Tek başına bu kadar şeyi yiyememsin yani. Şimdi hesabı isteyeceğiz bakalım ne gelecek. Sadece yemek olarak da düşünmeyin Aspava'yı. Tekrardan karar değiştiriyorum. Adamlar ayrı bir çalışıyorlar. Hizmette sınır yok gerçekten. Hesabı istiyorum abi, hele bir de çay istiyorlar. Birkaç senelik gezi yapacağız. Ancak bunun ikinci bölümü de gelecek bu videonun. Siz şimdiye kadarki kısmı beğendiyseniz bir like atın. Hani az önce dedim ya, hesap gelsin artık bakalım görelim diye. Vermiyorlar abi hesabı. Zaten az önce Instagram story'ime de attım. Yakından takip edenler biliyor. Abi dedi bir de tatlımızı ye, öyle gidersin dedi. Çay da ikram ettiler sağ olsunlar. Bakalım. Abi. Madem ikram biz de yiyelim. Böyle az yiyince anlamıyorum, çok yiyince anlıyorum ben. Şöyle irmik helvası getiriyorlar. Tatlısı helvası işte, irmik helvası. Gerçekten dondurmayla buluşması harika olmuş. Ben de evde böyle bir şey yapacağım artık, öğrenmiş oldum. Tekrardan Kızılay Meydanı'na geçtim dostlar. Az önceki dediğim o yemek yeri. Yani abi hizmette hiç sınır yok gerçekten. En son tatlı getirdiler, yiyemedim yani. Hayatımda ilk defa bir ikramı yiyemedim. Ben bu kadar ikram geleceğini bilsem yemek söylemezdim. Öyle bir ortam oluştu orada. Şimdi bana Instagram'dan yazdığınız yerlere gezmeye gidiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Bir de otobüs kartı alalım gelmişken. Metro buradaymış sanırım. Buradan bir otobüs kartı alalım. Oradan da yolumuza bakalım, devam edelim.